Tanrım, beni yavaşlat. Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir. Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele. Bu bir sakin şehir öyküsü. Gittikçe hızlanıyoruz. Son 60 yılda dünya nüfusu 3'e katlandı. 2 milyardan fazla insan şehirlere göç etti. Artık uzaklıklar kilometrelerle değil, dakikalarla ifade edilir oldu. Bu koşuşturmacada önce kendimize, sonra da çevremize yabancılaştık. Bu hız daha ne kadar sürecek, nerede durulacak bilmiyoruz. Gittikçe hızlanıyoruz. Havayı, suyu kirletip 2 milyar insanı açlıkla baş başa bırakıyoruz. Gittikçe hızlanıyoruz. Küresel tüketim, ekolojik tüketim oranımız şu an için 1'e 1.2, 1.3 civarında. Bu demektir ki 40-50 yıl sonra bize gerekli olan materyaller, mineraller ve enerjiyi karşılayabilmek için bize başka bir dünya lazım. Bu mümkün değil. Bu uygulanabilir bir model değil. Kendinizi, yaşadığınız toplumu düşünün. Yavaş, yavaş olun. İtalyanca citta, İngilizce slow sözcüklerinin birleşmesiyle 1999'da İtalya'da doğdu Yavaş Şehir Hareketi. Amaç, küreselleşme sonucu kentlerin birbirine benzeyerek aynılaşmasının önüne geçmekti. Daha az çılgın, daha yavaş, daha insani, daha çevreci küçük kentler, kasabalar kısa sürede bu çatı altında toplandı. Yeni Pazar'da kuruluşunun 12. yılında üye oldu Sakin Şehir Ağı'na. Yeni Pazar, Efelerin, Yörüklerin sakin şehri. Yeni Pazar, yavaş yemek şehri. Yeni Pazar açık hava müzesi gibi. Hani her evin terasında salça bulursunuz mevsiminde. Her evin terasında şekerinin iyice pişmesi için reçeli bulursunuz. Siz domatesi, biberi, patlıcanı, nerede o eski tatlar dediğimiz tatlarda yeniden bulacaksınız. Yeni Pazar'da denizimiz yok, kumumuz da yok ama geleneklerimiz var. Esnafla alışveriş yaparsınız, cebinizde cüzdanınızın olmasına gerek yok. İlla parayla dönen şeyler yok Yeni Pazar'da. Hala sevginin, hala arkadaşlığın, hala dostluğun, birbirine güvenmenin bir merkezi Yeni Pazar benim için. Hayatı istediğiniz gibi siz yönlendirebilirsiniz. Nerede olmak isterseniz orada. Hayat sizi buradan bir yerden bir yere sürüklemiyor. Sizi çarşıdan tarlaya, tarladan alışveriş merkezine sürüklemiyor. Burada nerede durmak istiyorsanız orada duruyorsunuz. Nasıl yaşamak istiyorsanız öyle yaşıyorsunuz. Gün çeltiklere doğuyor Yeni Pazar'da. Bu küçük çiftlikte zaman durmuş sanki. Atadan, babadan ne görüldüyse aynen sürdürülüyor. Dededen gelen tohumlar ekiliyor, kimyasal ilaç yerine hayvan gübresi atılıyor toprağa. Dikim, sürüm, toplama, söküm, hasat 20. yüzyılda nasıl yapılıyorsa şimdi de öyle yapılıyor. Bilim buna organik tarım diyor.
çık. Ahmet Aşkara. Yeni Pazar, pazara uyandı bu sabah. Siftaha açılıyor çuvallar, sandıklar, sergiler. Özene bezene süsleniyor tezgahlar. Gökkuşağının bütün renkleri burada neredeyse. Ekip biçilen, ayıklayıp kurutulan, sağılıp süzülen her şey bu pazarda. Rengarenk tezgahlar sağlık, sıhhat kokuyor. Tabiatın bütün nimetleri göz önünde. Havadaki mis koku ruhunuzu doyuruyor aniden. Bu yüzden mideye gidecek lezzetleri hayal etmek mümkün şimdiden. Her şey kendi tadında, kendi renginde. İşte bu yüzden doğanın, saflığın, sağlığın adı Yeni Pazar. Bayram yeri, düğün evi gibi burası. Herkes birbirini tanıyor neredeyse. Alışverişle sohbet iç içe. Rengarenk çeyizler görücüye çıkmış. Hepsi tabiat bereketi, el emeği, göz nuru. Hayırlısı Hasan. Sağ ol, hoş geldiniz, buyurun. Kereviz, biraz daha ne kadar? Pırasa kereviz, iki der efendim. Onlar çıktı mı? Çıktı, enginarlar. Çıktı enginar mı? Yılbaşından sonra göbek olur, şu anda taze filiz enginardır. 3 lira. Pazarı ardımızda bırakıp yavaş merdivenlerden hızlıca çıkıyoruz Yeni Pazar manzarasına ulaşmak için. Yeşilin izin verdiği kadar bir yaşam alanı var burada. Yeni Pazarlı doğayı tahrip etmeden sadece kendine yeteni alıp ihtiyaçlarını karşılamayı biliyor geçmişten bu yana. Gelenek diyoruz biz buna. Ne kadar ekmek çıkacak anne bunun içinden? 5 tane çıkar çocuğum, yanında bir de karmalarımız, cızdırmalarımız olacak. Onlar da 5 tane ekmeğimiz olur. Çocuklarım hep tatlı maya ekmeğinden büyüttüm. Nohutlu maya. Hamurumuzu örtelim. 2 saat dinlenmeyi, kabarmasını bekleyelim. Nohut mayalı ekmeğin geleneksel lezzetinin sırrı biraz da odun ateşinde. Herkes bu tadın farkında. Bu yüzden Yeni Pazar'da avlu içinde 150'ye yakın fırın var. Evlerinde ocağı olmayanlar içinse yerel yönetimlerin yaptığı 10 mahalle fırını. Yeni Pazar'da kadınlar erkekleriyle yan yana, omuz omuza. Tarlada, pazarda, çarşıda hep onlar. Teklik çabucak geçer. Birlikten kuvvet doğar demişler ve Yeni Pazar için var güçleriyle çalışıyorlar. Yani kadınlar var bu bereketin, bu hareketin arkasında. Kadın kooperatifini kurduk. Şu an 27 üyemiz var. Daha çok yemek içmek üzerine bizim yaptığımız şeyler. Yaklaşık 4 yıldır bu işi yapıyoruz. Amacımız yöresel ürünlerimizi yaşatmak, halka doğal bir şekilde sunmaktır. Erişte kesiyoruz, hurma yapıyoruz Yeni Pazar'ın yöresel ürünü ve bunları paketleyip internet üzerinden de artık satmaya başlıyoruz önümüzdeki aylarda. Bu kadınların evde yaptıkları, kendileri için, aileleri için hep yaptıkları şeyleri ziyarete gelip de bir şey almak isteyenlere veriyoruz. Bir kere alanlar telefonla sipariş veriyorlar ve biz kargolama usulü artık çalışıyoruz.
gün alışverişe uyandı Yeni Pazar'da. Sakin şehrin sakinleri de erkenden kalkmışlar en tazeleri, en lezzetlileri seçmek için. Herkes aynı çabada. Maksat tencere kaynasın, ağız tatlansın, boğazdan bir lokma lezzet geçsin. Hayırlı işler Korcan. Sağ ol ablacığım. Hayırlı işler Hikmet abi. Allah razı olsun, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben 2 kilo un alacaktım. Derhal hazır bak, acaba? Hemen vereyim. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. Yeni Pazar'da esnaf herhangi bir ürünü ya da hizmeti satın aldığınızda parasını ödemek isterseniz o parayı almaktan mahcup olur. Merhaba, hayırlı işler Mahmut. Hoş bulduk. Ben bir kilo kıyma alacaktım, hurmalık. Hurma mı olacak? Hurma olacak, yağsız. Gelenek ara sokağa taşınsa da bugün de sürüyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen de iyisin. İyiyim be. Arkadaş benim oğlanın bir şapkı dik ver be. Dikerim. Şöyle diyor altı köşe. Tamam. Kaç numara? Benim aynı başımda. Başımdaki şapkı giyiyor yani. Tamam. Aynı böyle şapkı giyiyor. Hayırlı işler. Merhaba. Bekar Bey hayırlı işler. Bu kaybolan... Öğretmek lazım bunları ama. Ben öğrettikten sonra ne olacak? Kaybolan mesleklerden bazıları işte bu. Sekiz köşe şapka. Evet, evet. Bu soru hani küçükken bize yuvarlattığın şey değil mi? Hep beraber komşuları çağırıyoruz da yine gelecekler onlar. Gelecekler sağ olsunlar. Mi? Evet, çağırdım. Eski ağalar sekiz köşe şapka giyermiş. Körüklü dizme. Çok meşhurdu değil mi o zamanları? Birbirini tamamlıyor zaten tabii, bunlar. Tabii. Bir tepsiyi bitirelim. Ondan sonra ocağı yakalım. Evet. Hatta bir şeylik var bunda da ya değil mi? Ustalık var ya bu şapkada da. Mesele tabii ya değil mi? Her şey elde. Tabii bana bak. Bunun mektebi diyor. Mektebi buna diyor. Gidelim. Tabii mektebi diyor. Ellerinizi yiyelim. Sabahı içelim. Tamam. Tamam. Size kolay gelsin. Çok, çok sağ olun arkadaşlar. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Bundan sonra kolay artık yaparız. Eskiden bu yeni tabii, pazarda tabii, keçeciler tabii. Vardı, albantlar vardı, semerciler vardı. Yağmurda keydikleri şeyler böyle omuz arkalarından keydikleri kepenekler. Neydi onlar ya? Şöyle. Hepsini mi döküyorsun? Yok hani aldığı kadar. Hı, tamam. Şöyle. Ne kadar kızarıyor? Yani pembeleşince mi alıyoruz? Biraz daha koyu mu olacak? Çok koyu olursa çok kurur. O kadar değil. Alabiliriz. Sen onun kafasını denk geldim. Aa denk. He? Tamam. Ama bir işin varsa mesaiye gidiyorsan sabahleyin evden çıkmadan bu işlemi yaparsın. Hı. Akşama kadar kabarır ve yemeğin gelince hazır, hazır olur. Olur. Tamam. Sevil o bak gel kabarmış bayağı. Olmuş mu? Evet bak. Görüyorsun değil mi bu? Aha. Sulu sevmeyen olursa bunu süzerek alabiliriz tabağa. Misafirlere hı hı. Sorarız. Oğlum selam söyle. Oldu mu? Sen, oldu. Evet, teşekkür ederim. Kaç para? 20 lira yeter. Tamam. Altını kapatıyorum. Heh, kapat. Oğlum, teşekkür. Söyle. İyi günler. Hayırlı işler. Sağ ol. Ben hadi. İneklerin tereyağından hı hı. Özellikle ona dikkat ediyorum ben. Bu kuru biber. Bu ısırgan otu.
Bu da kırmızı pancar, o da teretorlu. Kabak bal kabağından. Dal kereviz, yabancı misafirlerimiz bilemeyebilir. Dalları önemli bizim için. Uzun uzun dalları oluyor. Bu da normal mevsim, daha uygun şimdi. Taze patlıcan dolmamız. Tamam. Bu da biraz önce hazırladık, yaptık komşularımızla. Hurmamız. Sakin şehrin ciğerlerine doğru gidiyoruz. Yeni Pazar'ın nefes alıp soluklandığı bir sulak alan burası. Büyük Menderes'in en bakir alanı. Aşağı Dip Gölü Havzası. Yeni Pazar'ın doğası gerçekten çok güzel bir yer. Özellikle Ege'nin en büyük nehri Büyük Menderes'te Akçay'ın birleştiği bir noktada. Önemli sulak alanların noktası yani. Yalı çapkınları, gri balıkçılar, balıkçılar, sakar mekeler, birçok kuş türü var. Özellikle gri balıkçıların çok önemli popülasyonu var burada. Hemen Yeni Pazar'ın yanında bir Direcik köyü var. 150'ye yakın gri balıkçıl kuşları Ocak ayında gelip üremelerini yaparak Ağustos ayında terk ediyorlar. O yüzden buraya kuş gözlemcilerini çekmeyi düşünüyoruz. Organik tarımın en önemli girdisi yerel tohumlar. Yeni Pazar'da tohum hemen ağacın dibine düşüveriyor öteden beri. Tohum merkezimizin tohumlarını 2012 yılında attık. Dünya çapında küresel olarak ortak bir uyanış var, ortak bir bilinçlenme var, ortak bir kaygı var. İnsanların bu konudaki kaygıları, yerel üretmeye yönelmeleri, yerel tüketmeye yönelmeleri, özellikle GDO'lu tohumlarla ilgili insanların endişeleri bizi bu konulara yönlendirdi. Bu yüzden de yerel tohum önemli. Çünkü yerel tohumlar hala içinde genetik oynamalar yapılmamış, tarım zararlılarına karşı kimyasal ilaç kullanılmasa da yetiştirebilen, dünyanın en büyük ihtiyaçlarından olan suyu mümkün olduğu kadar az kullanabilerek üretebileceğimiz de şeyler, tohumlar. Yeni Pazar sebzeci bir bölge. Domates, biber, patlıcan, börülce özellikle bizim bölgemiz için, Aydın için son derece önemli kalemlerden bir tanesi. Bölge halkı onu üretmeyi ve tüketmeyi çok seviyor. Bol miktarda yerel çeşidimiz var börülcede özellikle. Karpuz, kavun yine yörede çeşit zenginliği açısından oldukça güzel bir kaynak. Bunlar var. Kışlık çeşitleri de üretiyoruz. Onlarla ilgili tohum toplama çalışmalarımız da oldu. Şimdi karnabahar, pırasa, kereviz özellikle Yeni Pazar'ın en çok iddialı olduğu sebzeler. Bu işin hem ticari bir boyutu var. Tescillenmiş tohumlara karşı üreticinin avantajları var. Bir de tüketicinin sağlıklı gıdaya ulaşmasıyla ilgili avantajları var. Organik tarımın Yeni Pazar'daki öncülerini görmeye gidiyoruz. Koyunlar ve Hacı Köseler köylerine. 2006'da 60 kişiyle organik tarıma giriş yaptık. 2007'de kooperatifin müteşebbisliği doğrultusunda 2007'den bu yana etkin bir şekilde organik tarımla uğraşmaktayız. Organik tarımda başlıca incir, zeytin, Antep fıstığı, kestane, ceviz biraz az. Onlar da zamanla çoğalıyor, yeni dikimler yapılıyor. Zeytini kendimiz değerlendiriyoruz. Sıktırıp yağsı olarak satıyoruz. Fıstığı da Antep bölgesine veriyoruz tüccarlara. Gün geleceğe doğuyor sakin şehirde. Yeni Pazar çocuklarını, gençlerini kültürle buluşturuyor. Dayanışmayı, imeceyi şimdiden öğretiyor ki ülkesi için söyleyecek sözü olan bireyleri yetişsin diye. Gelenek hiç kesintisiz sürüyor bu sakin şehirde. Erkekler de zeybek dönüyor,
kadınlar da. Yeni Pazar'ın bütün tatları özgün, bütün lezzetleri kendine has da pidesinin yeri hepsinden üstte sanki. Odun ateşinden, Büyük Menderes'in suladığı başakların unundan, kekik kokan dağlarından beslenen kuzulardan ve onların sütünden yapılan tereyağından, peynirinden oluşan bir lezzet bu. Kıymalısı, kaşarlısı, yumurtalısı, hele hele tahinlisi doyumsuz bir damak tadına ulaştırıyor insanı. Tam 12 lezzet durağı var Yeni Pazar'da. Bu tadı damak zevkinizle buluşturacak. Kurtuluş Savaşı, ulusumuzu yeniden var eden bir savaş. 7 düvele karşı verilen bu mücadeleye Ege'li, Aydınlı efelerin canları pahasına verdikleri katkı da tarihin altın sayfalarında yazılı. Yörük Ali Efe bu yüce vatanseverlik duygusunu yüreğinde taşıyan öncülerden biri. Şöyle oturalım mı? Oturalım. Dur bakalım. Dur, dur. Hop, bismillah. Dede, sen Yörük Ali Efe'yi ne zamandan beri tanıyorsun? Yörük Ali Efe'yi? Ne zamandan beri tanıyorsun? Çocukluğumdan beri tanırım. Peki dede, Yörük Ali Efe Kurtuluş Savaşı'nda büyük rolü var mı? Kurtuluş Savaşı'nda büyük rolü olmamı ilk defa Yunanlarla Ege'de çarpışma asker yokken o Malgeç Kapısı'nı uçurdu. Yunan askeri nakliyat yapmasın diye. Peki dede, Yunanlılar Yeni Pazar'a kadar gelmiş mi? Yunanlılar mı? Hayır. Menderes, Büyük Menderes'in kuzeyi Yunanlılar, güneyi İtalyanlılar. Buraya İtalyanlılar gelmiş gitmiş. Yörük Ali Efe Atatürk'le beraber mi savaşmış? Atatürk'le beraber olmasa dahi Atatürk'ün izindeydi. Onun yanında hizmetkarıydı. Yörük Ali Efe'nin çetesi kaç kişiden oluşuyordu? Kaç kişi olduğunu katı bilmem ama 50 kişi, 100 kişi değil yani. Belki 25-30 kişi. Bunun içinde bir tane de teyzemin kocası vardı, Gurbet. Siz nasıl tanıştınız dedi Yörük Ali Efe ile? Ben çocuğum. Yetiştikten sonra fabrikadan çekirdek çekiliyor İzmir'e, pamuk çekirdeği. Burada pamuk buruluyordu burada, pamuk ülkesi burası. Oradan çekirdek çekerken tanıştım. Seni yordum herhalde dedi biraz. Yorulmadım oğlum. Ben evin içini bir gezeyim. Sen otur. Ben evin içini ben bir gezeyim. Ben de gezeyim mi? Yok otur dedi sen. Hadi olur. Evi çok güzelmiş dedi. Teşekkürler. Hadi gidelim biz eve. Günlerden 29 Ekim. Cumhur'un bayramı var bugün Yeni Pazar'da. Bütün yurtta olduğu gibi. Sokaklar rengarenk. Gümbür gümbür. Zafer alayı geçiyor. Zafer alayı. 7'den 70'e
Herkes kutluyor bağımsızlık günümüzü neşeyle, coşkuyla. Gelenek unutulmuyor ve mutlu günde zeybek dönülüyor. Yaşam çok ağır ilerliyor. İnsanlar çok sıcak. Yerel lezzetler çok güzel burada. Ben buranın suyu ne lazım hocam? Ben buranın Yeni Pazar'ın suyuna. Toprağı güzel, suyu, havası güzel. Yeni Pazar kendi çıkardığınız gürültü dışında gürültü duymayacağınız lükslükte bir şehir. Ben Yeni Pazar'da kendimi çok güvende hissediyorum. Büyük şehirlerde okullara velileri ya da servisler götürüyor çocukları. Ama Yeni Pazar'da öyle bir şey yok. Yeni Pazar'da yürüyerek çocuklar güven içerisinde gidiyorlar. İlk defa okula gidecek çocukları da mahalledeki abileri, ablaları ellerinden tutup okullara götürür. Biz de böyle büyüdük. Bizden sonrakiler de böyle büyüyecek. Birlik, beraberlik, düzenlik olan bir şehirdir. İnsanlar mülayim, mütevazi. Mutlaka herkesle selamlaşırsınız. Herkes sizi tanır. Siz onları tanırsınız. Bu çok önemli. Kendinizi orada bir ailenin içinde hissedersiniz. Ailemizden, geçmişimizden almış olduğumuz terbiyeyle onları en iyi şekilde ağırlayacağız. Karnınızı doyuralım. Yatacak yerimiz var. Cebinizde 1 lira paranız olmadan 24 saatinizi çok rahatlıkla geçirebilirsiniz burada. Kimse burada yolda kalmaz, açıkta kalmaz, aç kalmaz. Ne kadar insan varsa gelsinler, buyursunlar. Memleketimiz onları doyurur. Bu evi beğenmelerinin dışında kendi hayatlarıyla bir mukayese etme şansı yakalayacaklardı buraya geldiklerinde. Hayatlarını sorgulayacaklardı, düşüncelerini, felsefelerini falan değil. Biz nasıl yaşıyoruz, ne kadar yaşıyoruz, ne için yaşıyoruz sorgulayacaklardı mutlaka. Yeni Pazar'a kendi hayatlarını sorgulamak için insanların gelmesini bekliyorum ben açıkçası. Her 29 Ekim'de Yörük Ali Efe'nin torunları esaretten kurtuluşu bir kez daha kutlayarak Gazi Mustafa Kemal'i ve onun yiğit silah arkadaşlarının ruhlarını yad ediyorlar. Bu mücadele nice Efe'nin, nice Yörük'ün canı pahasına, kanı pahasına kazanıldı. Barış içinde yaşamak gibi İnsani bir amacı vardı bu haklı dövüşün. Genç kuşaklar da onların izinden yürüyor ve dünya var oldukça da bu yürüyüş hep sürecek. Sakin yaşamak, yavaş ve acele etmeden yaşamaktır. Geçmişi unutmadan, bugünün farkında olarak. Doğayı, çevreyi, kültürü ve en önemlisi de insanı koruyan bir düşsel yaşam bu. Dünya bütün bu söylediklerimize sakin şehir felsefesi diyor. Yeni Pazar, dünden bugüne dokusu, rengi, müziği ve hikayesiyle uyum içinde her insanın zevk alabileceği bir hızda yaşıyor. Doğayı, çevreyi koruyor. Yerel zanaatları, tatları yaşatıyor. İmeceyi, dayanışmayı özendiriyor. Ve bütün bunları yaparken başka hiçbir yere benzemeye çalışmıyor. Yeni Pazar'da hayat işte böyle. Ne dersiniz?